Buyur. Hayırlı olsun. Hisselere müşteri çıktı Serap Hanım. Öyle mi? Kimmiş? Ramazan. Ramazan mı? Noterimiz de burada. Siz imzayı attığınızda satış işlemi gerçekleşmiş olacak. Para da derhal hesabınızda olacak. Hayırlı olsun Serap Hanım. Sağ olun. Selim, yalnız senden bir ricam olacak. Hesaptaki paranın 70.000 lirasını şu adrese götürebilir misin? Tabii. Arabamı da geri istediğimi söyle. Eğer arabayı geri getirirlerse 50.000 lira daha vereceğim. Aynen böyle söyle. Evet. Kız, bana doğruyu söyle. Dün Halide Hanım'a sen mi haber verdin? Niye? Kemal'ın çiftlikte olduğunu. He, ben haber verdim. Ne olmuş? Elinin körü olmuş. Dilin kopaydı, e mi? Kız Gülizar, sen ne zaman adam olacaksın ha? Söyle, ne zaman adam olacaksın? Ya sen niye benim üstüme geliyorsun, ha? Yani burada utanması icap edin kişi ben miyim ya? Halide Hanım'a boynuzları tahanlar utansın. Öyle değil mi amma? Bak, bak, bak. Sütten çıkmış ak kaşık. Geçmişini çabuk unuttum bakayım. Siyare bacı, ben bir hata etmiş olabilirim. Ama ben hatamın farkına vardım. O koskoca bir hanım, üstelik bebesi var. Sence Halide Hanım'ın bunu bilmeye hakkı yok mu? Ha sen benim üstüme geliyorsun. Ayrıca ben sana bir şey daha diyeyim. Kemal dün gitmeyeydi. Görürdü onlar zinanın ne demek olduğunu. Bak bak kızım. Senin kulağın duyuyor mu ağzından çıkan? Gülizar. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? Demek zina yapıyorum öyle mi? Ha? Demek Halide'ye olan biteni sen anlatıyorsun öyle mi? Defol bir çiftlikten. Defol! Gözüm görmesin seni. Hadi yürü git. Defol! Topla pılını pırtını. Sakın gözüm görmesin Gülizar. Defol! Defol! Nankör! Yeter kızı ağlama, içim parçalanıyor. Ağlamayayım da ne yapayım? Kovuldum. Kovuldum. Cız çıplak kaldım ortada. Ey kurban olduğum Allah. Hanım merhamet etse de affeylese şu avrat.
Animal. Gülizar için konuşmaya geldiysen hiç konuşma Yasin'a. Animal. Kızmakta yerden göğe kadar haklısınız. Lakin Gülizar kendini bildiğinden beri bu çiftlikte çalışır. Başka bir yerde barınmayı, bir iş tutmayı bilemez. Beni alakadar etmez Yasin'a. Bunları Halide'ye muhbirlik ederken düşünecekti. Benim evimi jandarmalar bastı. Olmadık hakaretlere maruz kaldım. Gülizar bu defa haddini çok aştı. Bari yarın sabah gitsin. Hayır. Gülizar bu çiftlikten bu gece defolup gidiyor Yasin'a. Bu hususta tek bir laf bile istemiyor. Anlaşıldı. Dur kız. Yasin'a hanımla konuşmaya gitti. Belki seni affeder ha? Ne oldu Yasin'a? Ne dedi hanım? Hanım Nuh diyor, peygamber demiyor. İlla bu gece gidecek diyor. Abo. Gecenin bu vaktinde nereye gider? Kimin kapısını çalar bu kadıncağız? Sen hiç merak etme. Ben gideceğim yeri biliyorum. Nereye gidecekmiş? Halide Hanım'a gideceğim. Hizmetlerinin karşılığını alacaksın diyordu. Şimdi o bana sahip çıkar. Hakkını helal et. Bir kusur işlediysem affet, olur mu? O ne demek? Sen benim kızım sayılırsın. Kendine iyi bak kuzum. Başına bir şey gelirse doğru bana geleceksin. Tamam mı? Sağ ol ağam. Komutanım, herhangi bir iz bulamadık. Affedersiniz. Fena bir şey mi oluyor acaba burada? Halide Hanım nerede? Halide Hanım cinayet şüphesiyle tutuklandı. Cinayet mi? Ne yapıyorsun bakalım sen? Ama Gülizar görmüyor. Kız, Gülizar. Reşit Efendi. Ne arıyorsun bu saatte? Ben hanımla kavga ettim. Topladım valizimi, çarptım kapıyı, çıktım dışarı. Sen kapıyı çarpıp çıktın. He, kapıyı çarpıp çıktım. Bir daha da asla dönmem o çitliğe.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.